Carlos, a situação do Carlos, é assim, muitas vezes por necessidade, porque neste momento temos o Diego de fora, temos o Raul de fora, temos o Topuz de fora, portanto, três jogadores do meio-campo e por necessidade tivemos que arranjar uma solução. O Carletes é um jogador rápido, um jogador técnico, um jogador taticamente evoluído, é um jogador que consegue facilmente entender aquilo que se lhe pede. Portanto, neste momento é um jogador muito importante para nós. Relativamente à entrada do Alpe, eu não estou, quando estamos a fazer a leitura de um jogo, não estamos à espera de fazemos as substituições quando entendemos que por uma ou outra razão ou perdemos o equilíbrio ou necessitamos de mais alguma coisa. Portanto, e não fazemos as substituições, não ia guardar o Alper, tanto pode jogar 10 ou 15 minutos, como pode jogar os 15 minutos mais o prolongamento. Portanto, não estou a ver, podia de facto acontecer alguma coisa com outro jogador, mas nós temos, eu penso sempre que é possível, e como estávamos a ler o jogo, que seria possível resolver esta eliminatória no tempo regulamentar, nos 90 minutos, portanto. E acabou por acontecer, e é assim que eu vejo o futebol. Não estou à espera do último minuto para fazer as substituições. Quando estamos a sentir que o jogo não está a ser controlado, não está a evoluir dentro daquilo que é a nossa perspectiva, temos que fazer alguma coisa, temos que agir, e foi isso que fizemos. É quase como não sair à rua porque há a previsão de chuva, e então não saímos à rua porque temos medo que a chuva venha, mesmo sem estar a chover. Portanto, não é assim, eu não vejo o futebol assim. Eu vejo o futebol, nós temos que agir no momento certo e no momento em que sentimos que temos que substituir os jogadores. Aslında kadro için durumu biraz da ihtiyaçtan doğan bir durum. Diego, Raul ve Mehmet Topuz bildiğiniz gibi yoklar şu anda. Ve 3 orta sahamız da bu durumda olunca gerekliliklerden doğan bir çözüm arama ihtiyacı duyduk. Ve bir çözüm bulmak zorundaydık. Kadleç teknik kapasitesi yüksek, hızlı ve taktiksel anlamda da kendini çok geliştirmiş bir oyuncu. Kendisinden istenenleri çok iyi bir şekilde anlayabilen bir oyuncu. Şu anda bizim için çok önemli bir oyuncu gerçekten Kadleç. Alper değişikliğine gelecek olursak, biz oyunu okurken, değişiklik yaparken, yapıyorsak o değişiklikleri mutlaka bir sebebi vardır. Ya dengemizi kaybetmişizdir, ya oyun içerisindeki gidişattan memnun değilizdir ve başka bir şey arıyoruzdur. Bir şey daha katabilmek istiyoruzdur takımımıza ve bu amaçla yaparız. Alper 10-15 dakika oynayabileceği gibi, eğer maç uzatmaya kalsaydı uzatmaları da oynayabilecek bir oyuncu bildiğiniz gibi. Ama biz değişiklikleri yaparken ya birine bir şey olursa düşüncesiyle yapmıyoruz. Benim kafamdaki düşünce zaten biz bu maçı, bu turu 90 dakika içerisinde bitirebiliriz şeklinde bir düşünceydi. Ve bu düşünceyle hareket ettim. Ben futbolu bu şekilde görmüyorum. Değişiklik yapmak için 90. dakikayı beklemiyorum. Oyunu iyi kontrol edemediğimizi gördüğümde, istediklerimizi sahaya yansıtamadığımızı gördüğümde bir şey yapmalıyız diye düşünüyorum. Ve onu yapmaya çalışıyorum. Aslında bunu şuna da benzetebiliriz. Ya yağmur yağarsa diye yanımıza eldiven almak gibi bir duruma benzetebiliriz. Halbuki o sırada yağmur yağmıyorsa buna gerek yoktur. Ben futbolda böyle görüyorum. O anda gördüklerime göre değerlendiriyorum. Gelecek burada Manchester United'la karşılaşmak ister misiniz? Manchester United na próxima fase. Na próxima fase estamos nós, não é? Isso é o mais importante. E depois o adversário. O adversário vamos esperar para ver. Ok? Bir sonraki turla ilgili en önemli kısım biziz. Biz kendi ne yapacağımızı düşünüyoruz. Rakibimiz çıktığında rakibin durumuna da bakarız. На самом деле, на следующий тур мы думаем только...